Sevgili seyirciler, değerli yetiştiriciler, ben veteriner hekim Burak Çelik. Bir Bilinçli Hayvancılık programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine Bursa'dayız. Mustafa Kemal Paşa ilçesi Bostandere mahallesindeyiz. Fimax'a ait Nil Et ve Süt Çiftliği'ndeyiz. Burada hem simental hayvanlarımız hem de Holstein hayvanlarımız var. Bunların sağımını yapıyor bu işletmede, süt işletmesi. Ama işletmemiz aslında besi işletmesi olarak kurulmuş. Arkasından süt işletmesine çevrilmiş. Şimdi isterseniz konuklarımızı tanıyarak başlayalım. Evet, veteriner hekimimiz var burada. Merhaba, ben veteriner hekim Furkan Ertene. Bir sene önce yaklaşık Mustafa Kemal Paşa bölgesinde işletmeye çalışmaya başladım. Yaklaşık 1-1,5 ay önce de bu çiftlikte çalışmaya başladık. Bakalım İnşallah. Şeyler yapmaya çalışıyoruz. Furkan arkadaşımız, kardeşimiz, aynı zamanda güvenvet, yani bizim bünyemizde çalışan veteriner hekimlerimizden bir kardeşimiz. Kendisi de bir yıl oldu ama hızlı bir şekilde adapte oldu. Biz zaten güvenvet bünyesi olarak 8 tane veteriner hekimle, bir tane teknisyenle sahaya hizmet veriyoruz. Evet, işletmemizde sorumlu abimiz, hayvanlarla ilgilenen abimiz var, Halil abimiz. Hoş geldiniz, ben Halil Yusuf. Memleket? Kars. Karslısınız. Evet. Bizim birçok programımızı Kars'ta yaptık. Kars danasından bahsediyoruz. Sen de Kars'ta çıktın abi. Güzel bir telafuk oldu. Evet. Evet, bu işletme, Halil abi, bu işletmemiz ne zaman kuruldu, ne kadar süre oldu? Bunun hakkında böyle kısa bir bilgi alalım sizden. Bu işletme yaklaşık bir sene önce yapmaya başladı. Evet. İşte birkaç ay önce de başladık şeye. Sağımlara. Sağım işine. Önce besi olarak başladık. Çok güzel. Sonra, önce besi yaptınız. Besi hayvanları geldi. Aynen. Bir parti yapıp çıkardınız mı besi hayvanlarını? Evet. Bir parti yaptık, çıkardık. Şimdi de sağım işine döndük yavaş yavaş. Neden acaba abi? Yani besiden memnun kalınmadı mı, yoksa süt daha farklı diye süte mi dönüldü? Yani süt, bir süt daha farklı olarak. Evet. O yüzden süte dönmeye karar verdim. Çok güzel. Evet, özellikle hem simental hem de Holstein'in olduğu bir işletme olduğu için isterseniz simental ile Holstein, çünkü yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin çoğu ya da yeni bu işe yatırım yapacak arkadaşların çoğu, yani simental mi, Holstein mi ya da Montfon mu diye mesela sürekli bir ikilem içerisindeler. İsterseniz bu programın başında da söylediğimiz gibi simental ile Holstein arasındaki sağmal olarak tabii değerlendirdiğimizde arasındaki farklardan isterseniz biraz bahsedelim yani. Tabii ki alaça olarak süt olarak daha iyi verim, süt verimi olarak. Evet. Sementere geldikçe hem süt hem et olanı yüksek, et olanı yüksek. O yüzden sementere dönmeye karar verdim. Anladım. Şimdi mesela siz sütünüzü kendiniz mahalle arasında ya da sokak arasında ya da marketiniz var, orada mı satıyorsunuz, yoksa sütünüzü toptan büyük firmalara mı veriyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Köy merkezinde kooperatif var, süt toplama merkezi var. Oraya evet. Götürüyoruz. Evet. Sabah akşam sütünüzü. Şimdi ben mesela şunu merak ettim. Özellikle Holstein'in süt miktarı yüksek olduğundan dolayı, hani neden mesela Holstein düşünülmedi, simental düşünüldü, hani et tamam da hani süt miktarı birazcık Holstein'e göre azdır aslında simentalin. Tabii ortalama bunları 20 kilo. 22 kilo oluyor. Evet. Şu Holstein'in ortalama 28-30 kiloya bulduğu. Evet. O yüzden danası et yapıyor diye ondan. Ha, besi yani doğacak olan buzağı erkek olduğu takdirde hani yani buzağısından da farklı besi yaparız ve oradan para kazanırız diye düşünürüz değil aynen mi? Aynen öyle. Evet. Evet, sayın doktorum, veteriner hekimim, yani simental ile Holstein arasında ne fark var dediğimizde, hekim gözüyle baktığımızda ne fark var? Ya açıkçası hekim gözüyle baktığım zaman Holstein benim gözümde biraz daha narin bir ırk. Yani daha çabuk mastite yakalanabiliyor, daha çabuk diğer etkenlere hep daha açık. Yani benim gözümde özellikle çok daha böyle tamam süt verimi yüksek. Tamam. Et verimi yok ve hastalıklara benim gözümde daha açık bir ırk. Daha dayanıksız. Evet. O zaman şöyle başlayalım. Diyelim ki böyle kriterler koyalım. Mesela şu özelliği hangisinin daha iyi, bu özelliği hangisinin daha iyi diye istersen böyle bir genel bir değerlendirme yapalım. Halil abinin de katılım, yani eklemek istediği bir şey olursa abi senden de alalım. Şimdi özellikle
süt hayvancılığı yapılan bölgelerde ya da yapılan işletmelerde amaç çok süt mü üretmek, yoksa yağ ve protein oranı yüksek kaliteli süt mü üretmek? Yani amaç belirlenmesi gerekiyor değil mi en başta? Evet, yani evet. Bir işletme kurulurken, yani ben çok süt mü üreteceğim, yani miktarsal olarak çok süt mü üreteceğim, yoksa kalite bakımından çok kaliteli bir süt üretip bu sütü kendi müşterilerime kendim mi pazarlayacağım demesi lazım. Kesinlikle. Eğer böyle denirse o zaman işletme ikiye ayrılıyor. Bir, çok süt diyorsanız süt miktarı fazla olsun. O zaman Holstein birinci sırada geliyor. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Doğru mu Ali abi? Evet, doğru. Yani bir Holstein hayvandan bizim bölgemizde, biz Marmara bölgesindeyiz, Güney Marmara'dayız, Bursa, Balıkesir bölgesindeyiz. İyi bir Holstein'e güzel bakıldığında, iyi bir Holstein'e genetik olarak, iyi bir Holstein'e güzel bakıldığında ne kadar süt alabiliriz Halil abi? Güzel baktığımızda Holstein'den 30 kilo ortalama süt alabiliyoruz. Ortalama? Evet. Bunu böyle daha yani mesela daha, bireysel olarak düşün. Evet, evet. Yani onu güzel bir şekilde bakacağım. Ama... Tamam. Bireysel olduğunda kaç oluyor? Bu 40-45 litre alınabilir mi? Alıyor musunuz? Onu alabiliyoruz. Bazı hayvanlarımız var, 40-45 kilo süt veren Holsteinlerimiz var. Değil mi abi? Evet, mesela simenter 30 kilonun üzerine çıkmayanlar var. Evet. Ama protein olarak yüksek, yağ olarak yüksek simenterin daha... Kalite. Kalite. Yani sütü içtiğinde bir vatandaş, yani sütü kaynatıp içtiğinde süt tadı alabilmesi için... Simenter sütü. Simenter ya da Montfort ya da Jersey. Jersey evet. De olur. Jersey süt de... yağının, yani sütün koyu olması lazım. Sütün biraz daha kalın olması lazım. Evet. Yani hatta gene bu köyde iki tane Holstein ineğe bakan bir abimiz var. Ortalama bir ineği 45 kilo veriyor. İki inek bakıyor ve amacı senin daha önce söylediğin gibi abi, yani çok süt. Evet. O zaman aslında böyle bazı yetiştiricilerimiz bizleri arayan, bizlere ulaşmak isteyen, ya ben kaç hayvanla hayvancılığa başlayabilirim diyen yetiştiricilerimiz aslında iyi genetik kapasiteye sahip, güzel bir rasyonla, güzel bir vitamin mineral takviyesiyle ihtiyacı olan takviyeleri de yaptığı takdirde 45-50 litre alması aslında Holstein'de çok zor değil. Evet, gayet mümkün. İki tane de hayvan alsa, yani çok fazla hayvana bakmasına gerek yok. Bugün hayvan fiyatlarına baktığımızda biz 2020 yılının Temmuz ayındayız. Yani şu anda piyasada damızlık gebe düve dediğimiz zaman genel olarak fiyatları 12-13 civarında gebe düvelerin fiyatları. İnek dediğimizde de 13-14, hadi yani 15'i ben duymadım hiç ama hadi 15 olsun. Yani bir hayvanın yavrusuyla birlikte, buzağısıyla birlikte bir ineğin, damızlık ineğin fiyatı bu kadar değil mi? Evet. Yani bugün bir yetiştiricimiz güzel bir damızlık hayvan almak şartıyla 2 ya da 3 tane aldığı takdirde 35-40-45 litre süt verdiğini hesaba katarsak, ama burada şeyden bahsediyoruz, yani önüne geldi, pazara gitti, pazardaki beğendiği, güzel değdiği hayvanı almaktan bahsetmiyoruz abi. Aynen. Burada pedigrisi tutulmuş, pedigrisi demek kayıtları tutulmuş, annesinin verimliliğine baktığımız zaman 40 litreyi görebilen, 40 litre süt verebilen, babasının da tohum boğa bilgilerine baktığımızda babasının da kaliteli ithal süt verimi, süt artısı yüksek bir boğayla tohumlanmış ise o gebe düveyi ya da o buzağıyı, dişi buzağıyı alabiliriz ve o hayvandan bizim 40-45-50 litre süt almamız aslında mümkün. Değil mi abi? Doğru. Yani Halil abim kolay dedi yani bir taraftan. Çok işi şeye düşürdü, hani basite indirdin değil mi abi? Yani alınabilir. Öyle yapıldığı takdirde, yani iki tane ineği olsa, yani bir vatandaşın, bir yetiştiricinin iki tane inekle, hadi 15 bin lira versin, 30 bin lirayla iki tane inek alabilir ve aldığı bu inek genetik kapasitesi ve iyi bir beslemeyle de 45 litre desek 90 litre, 100 litre gibi günlük süt dökebilir. Bugünkü fiyatla çarptığımızda ne kadar abi süt fiyatlarımız? 2,5. Şu anda ödenen para, evet. 2,5 değil mi? 2,5 lirayla çarptığımızda 100 kilo süt alsa günlük 250 lira yapar. 250 lira. Tabii bunun kuru dönemi var, laktasyonun düştüğü dönemler var ama yani pik döneminde, süt veriminin yüksek olduğu dönemde günlük 250 liraya tekabül eder. Ayla çarptığımız zaman bunu aşağı yukarı 7500 lira gibi bir para yapar. 7000 lira gibi bir para yapar.
Ama arkadaşlar yani biz bunu anlatıyoruz ama biz bunu söylerken bir, bu işi biliyor, anlıyor olmanız lazım. Çünkü genetik kapasiteden bahsediyoruz. Hayvanın genetik olarak onu verebilecek kapasitede olması lazım. Bu bir. İkincisi, o hayvanın hastalıktan ari olması lazım. Çünkü hastalıklar var. Bildiğimiz bazı hastalıklar var. Sürü sağlığını etkileyen hastalıklar. Bu hastalıklar olduğu takdirde hayvanın süt verimliliği, hayvan sağlıklı gibi gözüküyor ama süt verimliliği düşük oluyor. Düşüyor yani. O yüzden hastalıktan ari olması lazım ve dengeli bir rasyon ile beslenmesi lazım. Bugün 40 litre, 45 litre veren bir hayvana yani samanla işte atıyorum kaba yemle sadece bakmak mümkün mü? Çok zor. Mümkün ya. Bakılır ama istenilen süt verimine mümkün değil, ulaşılamaz yani. Yani 40 kiloyu hayal ederler sadece. Burada önemli olan rasyonun içeriği de çok önemli. Kaliteli, işten anlayan, işin uzmanları tarafından gerekirse bu konuda destek de alınabilir. Uzmanları tarafından yapılmış bir rasyonla beslenmesi gerekiyor. Çünkü rasyonun içeriğine baktığımız zaman enerji proteinin dengeli olması gerekiyor. Çünkü rasyonda eğer enerji eksikliği ya da enerji fazlalığı varsa hayvanın mutlaka fazlalığı varsa ayaklarına vuruyor. Evet. Eksikliği varsa hayvanın döl verimini etkiliyor, yumurtalıklarını olumsuz etkiliyor. Protein fazlalığı ya da eksikliği varsa bu da hayvanın gelişimine, hayvanın süt verimine etki ediyor. Yani ister istemez dengeli bir rasyonla beslenmesi lazım. Ve bu arada vitamin, mineral takviyelerini de eğer 35-40-45 kilodan bahsediyorsak bunu da eksik etmememiz gerekiyor. Bazen yetiştiricilerimiz ya işte vitamindir hani gerek yok gibi görüyor değil mi? Ya hassas bakımı her zaman atlıyorlar. Yani çok süt verimi aslında çok dikkat gerektiren bir şey. Tamam 40 litre süt alıyoruz. Ama bu 40 litreyle bitmiyor. Dediğin gibi abi yani bunun vitamin, mineral takviyesi, rasyonu yani sürekli gözlem altında tutulması gerekiyor aslında. Yani meme sağlığı açısından işte sağım sırasında meme başlıkları, vokum bilmem nesi o ne diyorduk evet. Pulsatörler falan. Pulsatörler. Yani bunların her birinin komplike şekilde yapılması gerekiyor. Her birine dikkat edilmesi gerekiyor. Yani süt işi hassas. Kesinlikle çok çok hassas. Yani istiyorsak 40 litre sonuna kadar hakkını vererek yapmamız lazım bu işi. Yani her şeyi bilerek ve bir şeyi atlamadan, yani bir şeyi atladığımız anda başımıza dert oluyor çünkü o atladığımız aynen, konu aynen. Ne olursa olsun. Rasyonu atladık, vitamin dengesini atladık, hayvan döl tutmuyor. Enerjiyi fazla verdik, atladık, ayaklara vuruyor. Eksik verdik, yumurtalıklara vuruyor, bu sefer döl verimi kayboluyor. Fazla verdik, kuru dönemde enerjiyi karaciğer yağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Doğumdan sonra değil mi? Ketozisle uğraşıyoruz ondan sonra. Değil mi? Yani hani hiçbir yere atlamadan tüm detayları çok iyi bir şekilde hesaplayarak, bilerek, dikkat ederek yapmak gerekiyor süt hayvancılığı dediğimiz zaman. Değil mi? Kesinlikle. Evet, şimdi süt miktarı dediğimizde birinci sırada Holstein geliyor. 45-50 litre alabiliyoruz. Halil abim basit dedi, yani alınır dedi. Alınabiliyor zaten. Ama simental hayvanın da abi en iyi simentalinizden, simentalleriniz ithal değil mi? Evet. En iyi simentalinizden aldığınız süt miktarı en yüksek ne kadar aldık? 30 kilo. En yüksek değil mi? Evet. Bir de şey var Halil abi. Şimdi inek 30 kilo veriyor ama bazı inek o 30 kiloda uzun süre durmuyor. Çabucak düşebiliyor ya da uzun süre 30 kilo mesela 3 ay, 4 ay, 6 ay. Simentallerde böyle bir huy var. Nasıl abi? 3 ayda. 30 kilonun altına düşmüyor. Aynı şekilde yürüyor. Ondan 3,5-4. ayında düşürmeye başlıyor. Evet. 22 kilo, 25 kilo. 20 kilolara düşüyor. Aynen. Yani en sütlüsü bile. Aynen. En sütlüsü bile 20 kilolara düşüyor. Bu aslında istemediğimiz bir özellik değil mi? Evet. Yani süt veriminin düşmesi. Çünkü Holstein'de biz bunu yaşamıyoruz. Yani Holstein ırkı hayvanlarda süt verimliliği diyelim doğum yaptı, 40 litre süt alıyoruz. 40 litre süt aldığımız hayvanda tabi Holstein'in içinde de düşürenler var ama Holstein'e genel olarak baktığımızda 40 litre ile uzun süre devam edip oradan 38'e, oradan 35-36'ya, oradan 33'lere, uzun süre 30'larda devam edip
Sonra 28. Hatta ben biliyorum ki, Ali abi bilmiyorum başınıza geldi mi? Holstein olup da 20-25 litre süt verip de kuruya çıkarmaya çalışıldığı halde 25 litre sütte devam eden kuruya çıkması zor kuru olup her zaman olup bende öyle bir şey. Değil mi abi? Evet, 25-20'nin arasında zor soğutmuşum Holsteinleri. Hatta 7,5 ayında 25 litre süt alıyordum Holsteinleri. Nerede abi bu? Burada mı? Burada değil, Karacabey bölgesinde çalışıyordum. Başka bir çiftlikte de çalışıyordum evet. Buradan önce. Evet, 5 sene çalıştım başka Holstein çiftliğinde. Kaç, 5 sene mi? 5 sene. Çok güzel. Orada çok yüksek Holstein'den verim alıyordu. 31 litre, 30 litre ortalama olarak. Değil mi abi? Evet. Onlarda süre uzun gidiyor değil mi? Nasıl gidiyor çok orada? Çok uzun gidiyor onlarda. Bunlarda mesela 20-25 gününde bu sementer boğazıyor. Evet. Bu aldıktan sonra süt verimini çok hızlı düşürüyor. Evet. Ondan sonra devam ediyor daha 7 ayına kadar. Aynı. Evet. Yani süt verimliliği dediğimiz zaman Holstein birinci sırada. Tabii ki. Evet. İlave ediyorum. Holstein'in pikte gitme süresi de yani uzun süre yüksek süt vermesi de iyi. Evet. Uzun süre verebiliyor. Aynı şekilde birinci ama sırada. Ama Simmental'de bu özelliği biz birazcık yakalayamıyoruz. 3 ay, 4 ay, 3,5 işte az önce Halil abinin de söylediği gibi Simmental ırkı yüksek süt verimi olsa bile 30 litre süt alsak bile 3 ay süt verdikten sonra 4. ayından sonra yavaş yavaş 20 litrelere düşüyor ve 20 litre ortalamayla gidiyor. Ben özellikle Simmental'in ortalama süt litresi dediğimizde 20-25 litre aralığı diyorum genel olarak. Hani Simmental, iyi bir Simmental'den bahsettiğimiz zaman. Ama Holstein dediğiniz zaman Holstein'de 35-40 litrelere, 30 litre ortalamayı rahatlıkla alabilirsiniz. İyi bakım beslemeyle, genetiği de iyiyse 40 litreleri alabilirsiniz. O zaman süt dediğimizde birinci sırada Holstein geliyor. Evet. Ama Halil abi, Holstein'in sütü Simmental kadar lezzetli mi? Değil. Değil. Tek cevap. Nasıl abi? Yani arasındaki fark ne? Çok yağlı bu. Çok sağdığında böyle evet. İki güğme koyuyor yan yana. Heh. Hemen fark anlıyor. Simmental sütü, Holstein sütü. Aynı. Nasıl bir fark oluşuyor? Yani görsel olarak, koku olarak, anladım. Tat olarak. Yani böyle süte bakıyorsun sanki Holstein'ki böyle su gibi mesela. Aynen mı? Öyle. Aynen öyle. Ben şimdi kooperatife süt döküyorum. Tamam. Köyde herkeste Holstein var. Bir tek bizde var Simmental sütü. Evet. Kazana döktüğümüz zaman da belli oluyor süt. Rengi aynı rengi, mı? Rengi aynı, ayrı. Evet. Bu sarı olarak, o biraz beyaz. Evet, biraz böyle yağından dolayı yağından hafif yağından bir sarımsı. Dolayı. Bir de koyudur. Yani aynen. Böyle su gibi dökersin Holstein sütünü. Ama Simmental ya da Montafon Jersey sütünü dökerken sanki böyle kaymak döküyormuşsun gibi değil mi? Koyu böyle krema. Aynen öyle. Döküyormuşsun gibi olur. Bu da yağ ve protein oranının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Evet. Yani o noktada gerçekten kalitesine baktığımız zaman Holstein çok sütlüdür. Ama siz sütünüzü parakende satacaksanız ya da ari işletme olup kendi bölgenizde, mahalle arasında, sokak arasında sütünüzü satmayı düşünüyorsanız o zaman mutlaka seçim yapacağınız ırk Simmental olması ya da Montafon ya da Jersey olması gerekiyor. Çünkü gerçekten şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız, halkımız süt içerken o sütün kokusunu, tadını, kıvamını hissetmek istiyor. Yani Holstein'in sütünü içip de çok fazla memnun olan görmedim. Simmental dediğimiz zaman Simmental'in gerçekten protein ve yağ oranı çok yüksek. Montafon'da da böyle Jersey. Yani ben arkadaşlar özellikle Holstein'i bir tarafa koyuyorum. Simmental, Montafon ve Jersey'i de bir tarafa koyuyorum. Yani burada hiç kimse yanlış anlamasın. Yani aralarındaki farkı konuşurken Holstein ve diğerleri diye konuşuyoruz aslında. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü Montafon'un süt, yağ ve protein oranları da Jersey'in de Simmental'in de Holstein'e göre yüksek olduğu için, daha kaliteli olduğu için onların da Simmental gibi sütleri var. Kaliteli. Aynen öyle. Sütleri yani Holstein'e göre az önce dediğin gibi Holstein ve diğerleri, diğerlerinin sütleri Holstein'e göre her zaman biraz daha kalın, biraz daha süt.
Evet. Yani belki az ama öz bir süt diyebiliriz yani. Özellikle kaliteli. Kalite olarak çok daha kıymetli güzel. Bence yani. Evet. Yani süt miktarı dedik Holstein ama sütün kalitesi, rengi, kıvamı, kokusu dediğimiz zaman da Simmental, Montafon, Jersey. Aynen. Hekim gözüyle bakalım. Yani bir Holstein'in hastalık insidansı dediğimiz hastalığa yakalanma oranlarıyla bir Simmental'in yakalanma oranları nasıl? Çok çok farklı ya. Bir Simmental buzağısı bile evet. Kolay kolay bir pnömoni, kolay kolay bir ishal rahatsızlığı. Yani çok dikkatsiz davranmanız gerekiyor. Kolay kolay yakalanmıyorlar. Kolay kolay devrilmiyorlar. Çok daha neşeli oluyorlar. Yani daha canlı mal dedikleri var ya bu hayvancılığa başlayacak olan abilerim genellikle hep öyle der. Aa, sallı malmış, güzel malmış. Yani baktığın zaman evet. Gerçekten bir Simmental buzağısı evet diyorsun yani hayvan bu. Dış gözle. Hekim olarak da yani kesinlikle çok dikkatsiz davranmak gerekiyor. Çok kötü şartlarda bakmak gerekiyor. Simmental bir buzağıyı hastalığa yakalatmak için. Evet. Yani çok daha kuvvetliler. Halil abim ne diyor? Burada Simmental buzağısı ya da Holstein. Sen şimdi diğer işletmede Halil abim buzağlarınız vardı. Holstein buzağlarınız vardı. Burada da Simmental buzağlarınız var. Yani buzağı açısından baktığımızda ikisinin arasında bir fark var mıydı? Var, çok var. Simmental buzağı çok dayanıklı. İshalde çok dayanıklı bunlar. Yani hekimimizin söylediğine katılıyorsunuz. Katılıyorum aynı. Bunlar çok iyiler yani Holstein'e bakarken. Eti iyi. Çabuk büyüyorlar. Holstein'in nasıldı abi? Holstein çiftliğinde? Onlar Holstein'in buzağları çok zayıf oluyor. Zayıf oluyor. Zayıf oluyor. İshalde çabuk yakalanıyor. Evet. Özellikle ishal önemli bir hastalık buzağı sağlığı için. Soğuk olduğunu çok pek dayanmıyorlar soğuğa. Soğuğa da dayanmıyor. Çok dayanmıyorlar. Bunlar daha etkili. Bu sıcağa da dayanıyor. Sıcağa da dayanıyor, aynen. Soğuğa da dayanıyor. Aynen öyle. Dayanıklılık açısından hem hekim gözüyle hem üretici ve yetiştirici gözüyle baktığımızda buzağları değerlendirdik. Buzağlar açısından Holstein daha nazik, narin, hastalığa daha çabuk yakalanıyor, ince yapısı var. Ama Simmental daha kaba yapısı var. Daha dayanıklı, daha güçlü, hem sıcağa hem soğuğa daha iyi. İnekler abi, yani Holstein ineklerin yaşadığınız problemlerle, mesela ayak olur, meme olur, rahim olur, döl tutma olur. Simmental ile Holstein'i kıyaslayabilir misin? Bizim yani bir üretici gözüyle soruyorum. Simmental ile Holstein'i böyle kıyaslayabilirim. Bu tırnak yapısı olarak bu Simmental'lerde çok zayıf oluyor tırnak. Simmental'lerde zayıf. Yani ağır olduğundan, kilolu olduğundan. Heh, kilosundan kaynaklı aslında. Beton zemine hiç şey gelmiyorlar. Sevmiyor. Sevmiyor. Toprak olacak illaki. Mutlaka bir toprak zemin olması lazım. Sevgili seyirciler özellikle aynen. Buradan söylüyoruz, sesleniyoruz. Mutlaka Simmental'de bir toprak zemin olması sağlık açısından, tırnak sağlığı açısından çok önemli. Çünkü Simmental hayvanlarımız canlı ağırlıkları fazla olduğundan dolayı ayak başına düşen kilo artıyor ve bundan dolayı da beton zemin ister istemez tırnak açısından olumsuz bir zemin zaten. Aynen öyle. Bir tek problemi bu. Evet. Simmental'ın. Meme sağlığımız nasıl? Meme sağlığı da süt verimi az olduğundan mastit şeyi çok düşük. Evet. Şişme, kör olma şansı çok az. Tamam, çok önemli. Yani mastitise karşı en önemli hastalık, meme hastalığı mastitistir zaten. Buna evet. Karşı daha dayanıklı ve kolay kolay mastite yakalanmıyor. Bu önemli. Süt veriminin düşük olduğu için. Holstein'de nasıldı abi? Holstein'de mastit oranı çok yüksek. Evet. Ben çalıştım, gördüm, biliyorum. Sütü yüksek olduğu için çok problemler yaşatıyor. Tabii. Yani sütün yüksek olması aynı zamanda direncin ve dayanıklılığında zayıf olmasına sebep oluyor. Yani direnci aynen. Düşük oluyor, dayanıksız oluyor. Ve bundan dolayı daha çabuk hastalığa yakalanıyor. Simmental'ların 3. 4. buzağı da aynı düve kimi görmüş ol. Evet. Sanki 1. doğumunda. Evet. Holstein 2. de çok zayıf oluyorlar bunlar. Hah, bir de şey çok önemli. Evet, burada hekimimize soralım. Şimdi özellikle damızlık işletmelerde doğumdan sonra genel olarak ineklerde, ineklerimizde genel olarak hastalıklar, problemler genellikle doğumdan sonra ortaya çıkar. Yani biz özellikle
süt işletmelerinin en kritik olan dönemlerine baktığımız zaman kuru dönem dediğimiz 60 günlük kuruda kaldığı dönem ve doğumdan sonraki ilk 2 ay. Evet. Yani 60 günde oraya koyalım. 2 ay 60 gün doğumdan önce 60 gün doğumdan sonra en önemli ve en kritik oldukları dönem. Bu evet. dönemde nelerle karşılaşıyoruz? Bu dönemde mastitis vakalarının yani asıl mastitis vakalarının en sık gözlendiği dönem, kuru dönemde yakalanan bir hastalık gerçekten tedavisi çok güç oluyor. Evet. Aynı zamanda kuru döneme kondisyon olarak çok yüksek giren hayvanlarda doğumdan sonra hızlı kilo vermeyle şekillenen ketozis, evet. hatta yani ileri formu sinirsel ketozise kadar gidebiliyor. Evet. Kuru dönemdeki beslemeye bağlı olarak hipokalsemi dediğimiz rahatsızlığa yakalanabiliyor. Ya da yani güç bir doğum gerçekleşmişse evet. yani sonunu atmıyor derler. Yani retensiyon. Evet. Eşin düşmemesi, evet, atılamaması. Eşin düşmemesi, atılamaması durumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu da septik metrite yol açabiliyor. Yani güç doğum ve doğumun sonrası için rahatsız edici özellikleri olmuş oluyor bu da. Yani evet. Özellikle süt işletmelerinin en problemli dönemidir bu dönem. Kuru döneme çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bütün hastalıklar, bütün problemler kuru dönemden sonraki laktasyonun başlamasıyla birlikte başlıyor. Evet. Bu noktada da özellikle Holstein ırkı hayvanlar direnç açısından birazcık daha zayıf. Değil mi? Zayıf, evet. Mesela bizim en çok başımıza gelen, yaşadığımız problemlerin başında doğumdan sonra hayvanlarımızın ketozis dediğimiz, halk arasında şeker hastalığı denilen ya da karaciğer yağlanması denilen bir hastalığımız var değil mi? Evet. Yani simentallerde Holsteinlere göre bu oran daha düşük değil evet. mi? Evet. Yani çünkü doğumdan sonra o kadar çok kilo kaybetmiyorlar, çok salmıyorlar kendilerini. Daha dirayetli olmalarından dolayı daha ayakta kalıyorlar yani öyle diyeyim. Çünkü bir Holstein doğum yapsın ve ertesi gün hani doğumdan önce ve sonra bir gün arayla bakın yine çok şey fark ediyor ama simental kendini salmıyor. Daha dayanıklı yani %100 görülmez demiyorum ama mutlaka çok görülüyor. Çok düşük. Ama oranlarına baktığımızda Holstein'de çok sık başımıza çok geliyor. Sık, evet. Ama simentalde çok nadir. Atıyorum yüzdesel olarak %1 belki başımıza gelirken aynen, simentalde. Aynen. Ama Holstein'e baktığımızda %15-20 aynen. gibi bir oranla karşımıza çıkıyor. Özellikle doğumdan sonraki ani zayıflama ve kilo kaybının bir getirisi bu hastalıklar evet. değil mi? Kuru dönemdeki aşırı yüklenmeye yine bağlı. Halk arasında da bilinen mide dönmesi dediğimiz değil mi? Evet, abomazum deflasmanı. Bu da çok başımıza geliyor özellikle son yıllarda. Evet, ya doğumdan sonra belki de yetiştiricinin hayvan kendini salmasın diye yani gene rasyon kaynaklı bir rahatsızlık. Sen de bildiğin gibi abi yani yani doğru beslenme, kuru dönemde doğru beslemeyi çok iyi yapmamız lazım. Eğer kuru dönemde enerji bakımından çok yüksek enerjili yemler verirsek, mesela yetiştiricilerimizin en basit yaptığı hataların başında mesela örnek olsun diye söylüyorum. Mısır sılajı veriyoruz sağım döneminde sağmal hayvanlarımıza. Bu mısır sılajımızın verdiğimiz kilolar genellikle 20-25 kilo civarlarında mısır sılajı veriliyor değil mi? Evet. Sağmal dönemde. Ucuz yem maddesi, kaba yem olduğu için. Ama biz hayvanımızı kuruya çıkardığımızda bu alışkanlığımıza devam ediyoruz. Kaba yem ya. Kuru hani, dönem beslemesine geçmiyoruz. Evet. Burada mısır sılajını 5 kilolara, 7 kilolara kadar düşürmemiz gerekiyor. Ama biz çoğu zaman 20 kiloyla, 15 kiloyla devam ediyoruz. O yüksek enerji, çünkü mısır ve mısır sılajındaki enerji çok yüksek. Bu yüksek enerji özellikle ineğin süt vermediği, çünkü sütle birlikte çok yüksek miktarda enerji atılıyor vücuttan. Onu takviye etmeniz için sizin sağım döneminde mısır sılajını 20 kilo, 25 kilo vermeniz icap ediyor. Ama siz kuru dönemde, sağımın yapılmadığı dönemde hayvana 15 kilo bile, 20 kilo bile mısır sılajı verirseniz bu enerji vücutta yağlanmaya sebep oluyor. Hem genel olarak vücudun her tarafında yağlanmaya sebep oluyor. Hem rahim kanalı dediğimiz doğum kanalını yağlandırıyor ve doğacak olan buzağının çok zor bir şekilde kanaldan geçmesini ve güç doğuma sebep oluyor. İneğin karnındaki buzağa
enerji bakımından iyi baktığımızda o da buzağısına iyi baktığı için 40 kilo doğması gereken buzağı 60 kilo doğuyor. Bak buzağıyı neredeyse %50 oranında daha fazla büyütüyor. 1. 2. Kanal daraldı. Rahim doğum kanalı daraldı, yağlandı. 2. Ve böylece doğum çok zor oluyor. Doğum sırasında yaralanmalar, zedelenmeler, hatta ve hatta buzağlarımızda kayıp, ineğimizde bile, damızlık hayvanımızda bile can kaybına sebep oluyor. Diyelim ki doğumu atlattık. Her şeye rağmen buzağımız sakatlanmadı, ölmedi. Anneye de bir şey olmadı, yavruyu doğurdu. Ama bizim vermiş olduğumuz mısır sılajının fazlalığı karaciğerde de yağlanma yapıyor. Yani evet, diğer yerlere atlattık, problemi çözdük, sıkıntı yok. Ama karaciğerdeki yağlanma karşımıza büyük bir bela olarak geliyor. Büyük bir sıkıntı olarak geliyor. Bu da halk arasında şeker dediğimiz, bizim tıpta ketozis dediğimiz karaciğer yağlanmasından dolayı karaciğer yeni döneme, yani laktasyon dönemine 30 litre 40 litre süt verebileceği döneme giremiyor. Giremediği için bu sefer erimeye başlıyor, zayıflamaya başlıyor. Aynı zamanda işkembede, rumende fazla miktarda metan oluşumu, yani yiyecek ve gıdalar iyi sindirilemediği için sindirim sistemine, yani ince bağırsak ve kalın bağırsaklara iyi bir geçiş yapılamadığı için bu sefer oluşan metan gazı abomazumda, abomazumun dönmesine, yer değiştirmesine sebep oluyor. Yani deplasman dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Yani bunların hepsini bir araya koyduğumuzda özellikle doğumdan sonraki dönemin inekler için, ister Holstein olsun ister Simmental olsun, İnekler için en kritik dönem olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kuru dönemde hayvanlarımıza aşırı miktarda yemle bakarak, besleyerek doğumdan sonra hastalık riskini arttırmamamız lazım. Şimdi hastalıklara değindik. Son olarak da beslenmeden bahsedelim. Halil abi, söz sende yine. Yani şimdi Holstein çiftliğinde çalıştın, Simmental işletmesinde çalışıyorsun. Yani beslenme açısından baktığımız zaman bir Simmental'in yediği yem miktarıyla bir Holstein'in yediği yem miktarlarına baktığımızda aralarında bir fark var mı sence? Var abi. Çok fark var. Nedir? Sılaj yemesi. Kaba yem yemesi. Oh, sılaj. Çok fazla yiyor. Aşırı durmadan yiyorlar bunlar Simmental'ler. O tarafında düz konuşalım. O çok önemli abi. Yani bugün üretici para kazanmak için Simmental alıyor. Tabii. Ama çok aşırı yediğinden dolayı bilgisi yok, bilmiyor, memnun kalmıyor mesela. Aynen. Bu çok aşırı yiyor bunlar. Yem tüketimleri fazla. İki katına kimi çıkabiliyor. Nasıl? İki katına kadar çıkabiliyor. Holstein'e göre. Aynen. Holstein'e göre iki katına kadar yem tüketimi artabiliyor. Aynen. Ama aynen, süt verimi iki katına kadar artmıyor. Düşük. He? Süt verimi artmıyor ama yem tüketimi gerçekten fazla o zaman abi. Aynen öyle. Mesela kaç kilo yem veriyorsunuz günlük? Günlük 50 kilo kaba yem, palet yem, fabrika yemi. 50 kilo hepsi arada. 50 kilo yiyorum ben. Bir hayvan mı? Evet. Maşallah abi. Bir hayvan 50 kilo yiyor dediğin zaman gerçekten ciddi bir rakam yani. Şimdi sılaj, 25 kilo sılaj veriyorum. 25 kilo sılaj. Evet. Samanıdır, yoncasıdır, yulafıdır. He, ne veriyorsun abi? Onu konuşalım. Yani baştan aşağı böyle tek tek sayalım ne varsa. Mesela yonca veriyoruz. Bir, yonca veriyoruz. Çünkü süt hayvanında yonca olmazsa olmaz. Aynen. Kaç kilo abi? Ne kadara tekabül eder? 4 kilo hayvan başı. Tamam. 4 kilo hayvan başı yoncamız var. Evet. Bir, iki. Saman sınırsız. Yani genelde 5 kilo veriyoruz. Tamam. Samanı yiyebildiği kadar, işkembe sağlığı açısından önemli. Aynen. Yiyebildiği kadar saman yiyor. Bu da 5 kilo dersek 4-5 daha 9 kilo yaptı şimdiden. Tamam abi. Başka neyimiz var? 22 kilo sılaj. 22 kilo kadar sılaj veriyoruz hayvan başı. Aynen. Onu da yazdık abi. Fabrika yemi. Heh. 10 kilo. Süt yemi. Evet. Değil mi? 8 kilo, 10 kilo. Hayvanın süt verimine bağlı. Yani 10 kilo kadar, zaten 30 kilo, 22 idi. 9 orasını koyduk, 31 oldu. 10 kilo da yem koyduk, 41 kilo oldu şimdi şu anda. Aynen. 2 kilo arpa veriyoruz ezme. He, ilave yapıyor musunuz? Tabii. Arpa, mısır, ne bileyim buğday gibi. Arpa takviyesi. Arpa takviyesi yapıyoruz 2 kilo.
42 oldu 44-45 kiloya çıktı. Yani öyle 48-50 kilo, 45 kilo yani hayvanı yiyor. Tamam, yani. Çünkü mısır sılajını 20 kilo, 22 kilo dedik ama bu hayvan başına bazen 23-25-28 kiloya kadar çıkabilir. Çıkabiliyor. Yani topladığımız zaman aşağı yukarı günlük 50 kiloya yakın, yani 40 kilonun 45 kilonun üzerinde günlük ortalama 50 kiloya yakın kaba yem tüketimleri var. Aynen öyle. Yani bu miktar bir de şundan kaynaklanıyor aslında. Simmental ırkı hayvanların canlı ağırlıkları, cüsseleri biraz daha büyük olduğu için hayvanı doyurmak için de fazla yem vermemiz gerekiyor. Değil mi? Aynen öyle. Yani hani süt verimi, şimdi hayvan için iki ihtiyaç vardır. Birincisi yaşam payı, ikincisi verim payı. Şimdi verim payı dediğimiz zaman tamam, süt verimi için gerekli olan yiyeceğe ihtiyaç. Ama şimdi Holstein'in sütünün yağ ve protein oranları düşük olduğu için çok kaliteli süt üretmesi gerekmiyor. Yani o yüzden yem tüketimi az olabilir. Fazla süt veriyor ama kalitesi düşük olduğundan dolayı kendi vücut ağırlığı da az. Kendi vücut ağırlığı biz Holstein dediğimiz zaman 450-500, en fazla 550 kilo olur. Holstein dediğimizde 500 kilodur ortalamalar, doğru mu? Evet. Evet. Ama simmental dediğimizde 600 kilolar, 700 kilolar geliyor karşımıza. Yani %25-30 oranında canlı ağırlığı daha fazla. Bunun bize getirdiği dezavantajların başında yem tüketiminin fazla olması geliyor. Tırnak yapısının dayanıksızlığı geliyor. Aynen. Değil mi abi? Senin öyle. Söylediğin gibi. Yani öyle. Bütün başından beri konuştuğumuz her şeyin özeti dediğimiz zaman cüssesi büyük. O yüzden karnını doyurmamız biraz daha zor oluyor. Ama tabii kaliteli süt veriyor. Aynı zamanda ağır olduğu için ayak problemlerine daha yatkın. Bunun için de toprak zemin kullanmamız lazım. Mutlaka lazım. En azından günün yarısını toprakta geçirmesi lazım. Abi doğumdan sonra bu işletmede, süt işletmesi burası, damızlık bir işletme. Doğumdan sonra buzağları nasıl bir besleme periyodunu alıyorsunuz? Nasıl bir program yapıyoruz? Ondan da bahsedelim. Böylelikle yavaş yavaş programımızın sonunu getirelim. Doğuma müdahale ediyor musunuz? Ya da doğumlar nasıl gerçekleşiyor? Bunların doğum çok kolay. Çok iyi. Sementerim çok kolay doğum piyi var. Güçlü olduğundan, güçlü hayvan bunlar. En ufak bir asılmada hemen bıza alabiliyor. Düvelerde de doğumlar kolay oluyor mu abi? Çok kolay oluyor. Düvelerde de? Çok. Yani böyle zor olana çok nadir rastlıyor. Tamam. Çok güzel. Sementer düvelerde. Bızağları çok iyi çıkıyor. Kaliteli çıkıyor. Et oranı iyi oluyor. Çabuk büyüyor. Buzağı annenin yanında tutuyor musunuz? Yoksa hemen ayırıyor musunuz? Ben tutmuyorum. Şahsen ben kendi adıma konuşuyorum. Tamam. Tutmuyorum ben. Tamam. Hemen alıyorum. Ağız sütünden sağıyor. Bir biberonları hem istiyor. Tamam. Bu şekilde bakıyor. Anne ile irtibat kurmuyor. Kesiyorum annenin irtibatı, hemen kesiyorum. Doğru alıyorum. Gibi alıyorsun. Aynen. Yalamaya falan müsaade var mı? Var var. Ha. Yalıyor da. Tamam. Annesi buzağı yalıyor, kurutuyor. Ama ondan sonra buzağa ayrılıyor. Evet. Teknik kulübelere mi alıyorsun yoksa toplu olarak mı koyuyorsun buzağlara? Teknik kulübelere koyuyoruz biz. Evet. Teknik kulübelerimize koyuyoruz. Evet. Ne kadar süre duruyor abi teknik kulübede bir buzağımız? Biz aşağı yukarı 70 gün. Tamam. Teknik kulübede tutuyoruz. Teknik kulübe? 60-65 gün süt veriyor. Tamam. Ondan sütten kesiyorum. Tamam. Topluma karıştırıyorum. Tamam. Bu şekilde. Simmentallerin en büyük dezavantajı, handikapı diyelim, birbirlerini çok emmeye meyilliler. Yani düve oluyor, inek oluyor, başka bir ineğin memesini emiyor, kendini emiyor. Böyle bir şeyle karşılaştın mı? Karşılaşıyoruz, sık sık karşılaşıyoruz biz bunlarla. Önlemek için bir tedbir aldınız mı? Ne alıyorsunuz? Bu burunluk şeyi var ya. Tamam. Burunsalık. Evet. Buruna takıyoruz. Evet, ondan takıyoruz. Bir ay falan bu alışkınlığı bırakıyorlar bunlar. Tamam. Ondan sonra devam. Çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz. Ben size küçük bir tavsiyede bulunsam, belki de yapmıyorsunuzdur, yaparsanız faydasını da görebilirsiniz belki. Özellikle simmentallerde birbirine emme olayı çok fazla. Holstein gibi değil. Değil mi? Holstein'de yaşamıyordun değil mi abi? Hiç yaşamadım ben. Tamam. Ama simmentalde var bu özellik. Süt içtikleri dönemde tekli buzağı kulübelerinde tutuyoruz ya abi. Sütten kestiğiniz gibi hemen o buzağı ertesi gün 1-2 gün içinde kalabalık bölmeye almayıp bir 10-15 gün. 15 gün. Hala tekli bölmede bakmaya devam edin ama süt vermeyin.
yemini verin, samanını verin, yoncasını, yulafını verin ama tekli bölmede 15 gün daha bakın. 15 gün sonra o buzağıyı diğer kalabalık buzağı grubuna. Olabiliyor, aklıma geldi. Doğru diyor. Yaptın mı böyle bir şey? Onu yapmadım. Şimdi bakıyorum, doğru diyor. Çünkü bunları alıyoruz birbirinin içine. Heh. Bunlar biberona alıştığı için emmeye başlıyorlar. Birbirlerini emiyorlar. Biberon yok, birbirinin kulağını, memesini. Aynen öyle. Her tarafını emiyor değil mi abi? Aynen öyle. Ama benim en büyük tavsiyem size, inşallah yaparsınız. Yaptığınız takdirde de inşallah faydasını da görüp birbirine emen hayvan sayınız azalır. 15 gün daha kulübede tutun. O buzağı o 15 gün daha kulübede durduğu için artık su içmeye, yem yemeye, ot yemeye başlayacak. Başka bir şeyi emme refleksi deriz biz buna. Başka bir şeyi artık emmek istemeyecek. Yani unutacak onu. Öyle değil mi? Unutuyor. Unuttuktan sonra siz onu alıp çoklu bölmeye koyduğunuzda da bir şey emmek istemeyecek. Ama siz 2 gün önce süt içmiş ama şu anda canı süt istiyor. Ama yok, vermiyorsun. O buzağı çoklu bölmeye aldığında o buzağı, yani bir kulağı emdiğinde sanki süt gelecek zannediyor, emiyor. Sonra göbeğini emiyor. Göbeğini emiyor. Bu sefer göbekten iltihap yaptırıyor. Memesini emerse bu sefer memenin ucu açılıyor. Oradan içeriye giren bakteri o an problem yapmıyor belki ama düvemiz ilkine doğurduğunda memenin biri, ikisi kör çıkıyor. Evet. Memenin, aynen, düvenin memeleri ilk doğumunda kör çıktığını görüyoruz. Bunun da en büyük sebeplerin başında buzağlık döneminde birbirini emmelerinden kaynaklanıyor. Aynen. Sizin düvelerinizde kör meme hiç denk geldi mi abi? Bizim düve, ithal bizimki düveler. İthal geldi bizim düveler. Ha, burada yetiştirip hiç işletmeye giren yok. Var. Var mı? Var. Tamam. Kaç tane var? Yani ithal geldi. İlk doğumunda çekik memeler vardı. İlk doğumunda. Bak onlarda da. Dört memesi de. Oo, çok önemli. Bir tanesi vardı, onu kestirdik. Hala da var, çekik memeler var, süt az gelen. Hmm, İlkinelerde değil mi abi? İlkine. Yani inek olarak aldıklarınızda bir sıkıntı değil, yok. Yok, düve. Bize hepsi düve geldi. Düve geldi, hepsi evet, düve geldi. İnek olarak kalmadı, tamam. Hepsi düve oldu. Kendim yetiştirdim bunları, hepsini zarlardı bana. Evet. O zaman buradan seyircilerimize özellikle tekrar seslenmek istiyorum. Buzağlarımız eğer birbirlerini emiyorlarsa, başka ineğin sütünü emiyorsa, inek olduğunda, büyüdüğünde, bunun en büyük sebebi buzağlık dönemindeki emme refleksini bırakmadan kalaba bölgeye almış olmamız, katmış olmamızdan kaynaklanıyor. Çok basit bir uygulaması var. Buzağlarımız sütten çıktıktan sonra 15 gün daha kulübede kaldığı takdirde ondan sonra kalaba bölmeye alabilirsiniz. Böylece emme refleksi tamamen ortadan kalkıyor ve böylece hayvan ne kendisini, çünkü bazı hayvanlar kendilerini de emiyorlar maalesef, bunu da görüyoruz. Ne kendisini ne de başkasını emmemiş oluyor çünkü bu işletmelerde gerçekten büyük bir problem. Evet Halil abi, çok teşekkür ederiz. Yani programımızın böyle sonuna doğru geldik. Hem Holstein'in hem Simmental'in arasındaki farklardan bahsettik. Hem besleme açısından bahsettik, hem süt verimliliğinden bahsettik, hastalıklarından bahsettik. Bence güzel ve faydalı bir program olduğuna inanıyorum. İnşallah bizi abi, izleyen seyircilerimiz için de faydalı olmuştur diyorum. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı Halil abi? Önce senden alalım. Evet. Sayın hekimim. Bence yeterince konuştuk abi, anlattığın gibi. Hastalıklarından bahsettik, süt verimlerinden bahsettik. Yakalanabilecekleri hastalıklardan, hangi hastalıklara daha yakınlar, yatkınlar, onlardan bahsettik. Birbirlerini emmeleri hususunda güzel bir çözüm yöntemden bahsettin. Yani benim için gayet açıklayıcı ve güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olasın. Evet sevgili seyirciler, değerli yetiştiriciler. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.